Merhaba gençler, ben Arnavut Gençlik Merkezi'nden gençlik lideri Hilal Eybaşı. Bugün sizlerle akıl ve zeka oyunlarımızdan biri olan Colors'ı oynamayı öğreneceğiz. Hadi hep birlikte bakalım nasıl oynuyormuşuz. Şimdi kutumuzu açtığımız zaman bu şekilde bir oyun paramız elimize geliyor. Oyunda kullanacağımız renkli ve şekilli kare ve yuvarlak taşlarımız geliyor. Bunları da şöyle açalım. Oyun kılavuzumuz geliyor. Yine bunun içerisinde yönergelerimiz mevcut. Buna göre oyunumuzu oynayacağız. Başlangıç, orta ve zor olmak üzere 3 seviyemiz var. 5 yaş ve üzeri her kesim bu oyunu rahatlıkla ve zevkle oynayabilir. Hemen inceleyelim bir tanesini. Bakın ilk başta şurada bizlere hangi taşları kullanacağımız gösteriliyor. Ne demiş? 9 adet renklendirilmiş oyun taşı diyor. Yuvarlakların hepsini göstermiş. Gördünüz mü? İlk önce buradan yuvarlak şekillerin hepsini ayırıyoruz. Ve alıyoruz. 9 tane yuvarlak taşımız mevcut. Bu başlangıç seviyesini biz sadece bu taşlarla oynayacağız. Şöyle hemen bir tanesini açalım. Şurayı açalım mesela. Anlamanız açısından diyorum. Bakın, baktığınız zaman burada kahverengi taşı tam ortaya koymuş. Bakın başka kahverengi taşı göstermiyor. O yüzden alıyoruz şu 3'e 3'lük dilimde oynuyoruz ilk 2 seviyeyi. 3. seviyede 4'e 4'lüğe geçiş yapıyoruz. Sonra kırmızı için demiş ki bize şu 3, 6, 8 yerden herhangi birine koyulabilir. Ama buraya koyulamaz. Çarpı yapmış. Çarpı yaptığı yere koyamazsın sen bunu. Çok fazla seçenek olduğu için bunu sonra koymayı deneyelim. İlk önce elimizdeki net sonuçlara bakalım. Bu bir kombinasyon oyunu da diyebiliriz aslında. Bakın turuncu taşı en sol köşeye yerleştirmiş. Maviyi en sağa yerleştirmiş. Moru en tepeye koymuş. Ve sarıyı bakıyoruz. Kesişim noktaları var mı şu koyulmaz dedikleri yerlerden? Hiç koyulur olanı var mı? Bakıyoruz mesela şurası hepsinin çarpı. Gördünüz mü? Bir tek sarıda orası açık. Yani bunu buraya koyabiliriz. Bir bu burada dursun. Düşünüyoruz aynı zamanda beynimizde nasıl yapabiliriz diye. Bakıyoruz, iyice gözlemliyoruz. Beyaz için ne demiş? Şuraya koyamazsın demiş. Şuraya ve şuraya, bir de şuraya koyamazsın demiş. Onun dışındaki her yere koyabilirsin. Bakıyoruz, elimizde bu en tepe dolu. Buraya koyamıyoruz. Bak buraya, 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 buraya. Buralara koyabiliyoruz. Demek ki beyazın yeri şurası. Çünkü tek boş olan yer burası. Beyazı buraya koyduk. Sonra elimizde ne var? Siyah var. Siyahı ne demiş? Şuraya, şuraya ve şuraya koyamazsın. O zaman siyahın yeri de elimizde burası kalıyor. Bakalım kırmızı için demiş ki şuraya koyamazsın demiş. Bu durumda şuraya veya şuraya koyabiliriz ama koymadığımız bir de yeşil taşımız var. Bakın burada yeşil taş için şu üçünü koyamayacağımızı söylemiş. Bu durumda D harfine gelecek olan taş yeşil taş. Elimizde kalan tek taş da kırmızı taş buraya gelecek. Gördüğünüz gibi şu oyunun bizden istediği sonuç buydu. Bunun gibi bu başlangıç seviyesiydi. İlerledikçe yeni semboller giriyor işin içine. Mesela şuradan bir taneyi de onu göstereyim hemen size. Şurada demiş ki böyle bir tik işareti gelmiş. Burada demek istiyor ki bize şu tik koyduğu yer var ya, bunlardan birine şu üçü yerleşecek buraya ama nasıl yerleşeceği bize kalmış bir şey. Bakıyoruz tiklerden aynı olan var mı? Yok. Turuncuya bakıyoruz. Bakın tiklilerde olduğu için örnek veriyorum. Turuncuyu demiş ki şuraya, şuraya, şuraya. Yani turuncuyu şuraya, şuraya, şuraya koyamazsın. O zaman bu durumda turuncu en üstte veya en altta olacak. Bakıyoruz başka neyden çıkarım yapabiliriz diye.
Kahverengi için demiş ki şu sütüğüne koyamazsın. Turuncu için de şurasının ihtimali vardı. O zaman muhtemelen kahverengiyi şu köşeye koyabiliriz diye bir çıkarımda bulunuyoruz. Hemen hızlıca yapalım bunu da. Hani daha iyi anlamanız açısından örneklendiriyorum bu şekilde. Tüm kombinasyonları deniyoruz. Siyahları şu üçlemesine koyamıyoruz. Turuncuyu da şu üçüne koyamıyoruz. Ama turuncunun burada olması lazım. Şöyle yerleştirelim mesela. Turuncu burada olsun. Mavi veyahut mor için herhangi bir şey var mı? Yok. O yüzden bunları da böyle yerleştirelim. Hani hatamız olduğu zaman değiştirebiliyoruz nasılsa. Yeşilleri şu üç yere koyamıyoruz. Geri kaldı iki yerimiz. Nere koyacağız? Bakıyoruz. Şurası ve şurası yasaklı olan var mı? İkisi de var. Siyah ve kahverengi. Kahverengiyi zaten yerleştirdik. Artık buna bakmamıza gerek yok. Bakıyorum bir saniye. Bunu yerleştirdik. Bakın şunu yanlış koymuşuz mesela. Gördünüz mü? Şu ikisinin yeri değişik olacak. Neden? Çünkü şurada diyor ki sana kahverengi ve mor aynı sütunda olacak. Bu şekil olunca buraya da kalan taş beyaz oluyor. Beyazı yerleştirdik. Bakıyoruz bu doğru oldu, bu doğru oldu, bu doğru oldu şu anda. Yeşili koyabileceğimiz alanlar yeşil şuralara gelemediği için burası kaldı sadece. Sarıya bakıyoruz. Sarı yatayda olamayacağı için sadece burası kaldı. Bakın siyah da burada olamayacağı için burada kaldı. Ve elimizde tek bir tane taş kaldı ve o taş burada, o taşın rengi yok. Burada hem o taşı bulmamız isteniyor hem de eksik olan yere onu koymamız isteniyor. Bunun gibi ilerleyen derslerde zaten bunların hepsini tek tek birlikte yapacağız. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.